Ses çıkmıyor mu? Adnan. Adnan oğlum. Adnan gelsene. Efendim baba, beni mi çağırdın? Oğlum duymuyor musun beni? Ya baba, ders çalışıyordum. Ders mi? Ana, elindeki o bilgisayarla mı? Ya baba, bu bilgisayar değil, bu iPad, iPad. iPad mi, iPad neyse ne oğlum. Bununla nasıl ders çalışılır? Al eline kitabını, defterini. Hani kalemin nerede? Ya baba, Allah'ını seversen. Bu zamanda kalem defter mi kaldı? Ya artık tablet var, iPad var, Kindle var. Ya ne bileyim, tablet var, notlar var, smartphone var. Smartphone var, hep seni annen şımartıyor zaten. Türkan! Türkan gelsene! Boşuna bağırma baba, yok annem evde değil. Nerede peki? Fitness center'de. Fitness mi? Evet. Hayda, o kadınla beraber mi gittiler? Hangi kadın? Annenin Ayşe teyze mi? Evet. Evet evet baba, beraber gittiler. Peki, fitness center'de ne yapıyorlar ki? Fitne mi çıkarıyorlar? Çok komik değil baba, bu espri. Artık ezik oldu, ezik. Ezik mi ya? Nereden çıkıyor bu kelimeler, ezik mezik? Kardeşin nerede peki? PlayStation oynuyor. Hasbinallah. Ablan nerede ablan? Ya o da az önce Medcezi seyrediyordu baba. Ha, aferin kızıma. Demek belgesel seyretmeye başladı. Medcezi mükemmel bir tabiat olayıdır oğlum. Aynı çekim gücüyle neler oluyor neler Rabbim. Evet baba. Çağatay'ın çekim gücünü de unutmayın. Ay oğlum vay ne Çağatay. Oğlum bak. Biz eskiden dedelerimizden, babalarımızdan hikayeler, masallar dinlerdik. Bizim annelerimiz, ninelerimiz bizlere ninniler söylerdi. Nasihatler verirdi. Uzun gece akşamlarında ailecek oturup sohbet ederdik. Vay baba ne güzelmiş. Evet oğlum evet. Of ya, elektrik kesildi. Ya baba ben şimdi ne yapacağım ya? Şarjım da bitti. Elhamdülillah, elhamdülillah. Oğlum bırak şu iPad'i. Bak sana ne anlatacağım. Ne anlatacaksın baba? Yeni çıkan tabletler mi? Oğlum ben sana bir çakacağım, tablet olacaksın lan. Dinle. Sana dedeni anlatayım, dedeni. Ya baba bırak. Hem de ne anlatacaksın ki? Öyle deme oğlum. Senin deden bir kahramandı. Ve başkomutanlık savaşına katılmış. Ve gazi olmuş bir kahraman. Vay baba. Savaş mı dedi? Evet, evet. Call of Duty gibi mi? Ne gibi? Call of Duty gibi. Yok, dinle. Yıl 1921'de seferberlik ilan edilince ülkenin gençleri silah altına alınmış. Bir de o zamanlar senin deden Adnan Çavuş o gençlerin arasındaydı. Genel taarruz hazırlıkları başlatıldı. Ve Mustafa Kemal Paşa Akşehir'e gelerek komutanlarla toplantı yaptı. Taarruz Dumlupınar yönüne doğru başlayacak ve sonra da meydan savaşına dönüştürülerek düşmanın tüm kuvvetleri yok edilecek diyor oğlum. Vay çok heyecanlı baba. Evet oğlum. Ya baba gerçekten benim dedem asker miydi? Evet. Hem de Kurtuluş Savaşı'ndan öyle mi? Evet. Hadi baba anlat anlat sonra. Bak senin deden bana o günleri nasıl anlattı. Dedi ki o sabah Kocatepe'de bulunuyorduk. Taarruz şafak vakti başlamıştı. Ve Mustafa Kemal Paşa günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayaktaydı. Vaziyeti adım adım takip ediyordu. Direktifler veriyordu bizlere. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Ve o kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Ve zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu. Askerin moralı çok yüksekti oğlum. Gecelerde Yunan ordusu gece geri çekilmeye başladı. Ben de en sevdiğim arkadaşlarla Yemenli Arap Mustafa ve Mardinli Kürt Kamil ile sırayla komutanlık çadırının önünde nöbet tutuyorduk. Sonra oğlum Kadife Kale'ye çıktık. Zaman güneş batımına yakındı. Şöyle deniz pırıl pırıldı. Ve Körfez'de bazı vapurlar vardı. Ama oğlum şehir ayaklar altındaydı. Sonra bir rapor geldi ki bizim süvarilerimiz İzmir'e girmişti. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri yerine getirilmişti oğlum. İzmir bizim diyene. Yozgatlı Veysel bir bağırdı ki aman Allah'ım yıkıldı ortalık.
Hele Trabzonlular acısı nasıl horon tepiyordu. Bir taraftan seviniyor ve bir taraftan gözlerimizin yaşını siliyorduk oğlum. Vay baba. Ey baba sonra ya iyice merak ettim şimdi ya. Sonra dedi ki otomobillerle şehre girdik. Millet yollara dökülmüştü. Bayram vardı oğlum. Görmeliydiniz o anı. İzmir yanmış kavrulmuştu. Ama artık yüzü gülecekti. Halkın yüzün güldüğü gibi İzmir'de gülecekti oğlum. Vay tamam. Elektrik gelsin hemen Google'da arayacağım dedemi. Yok oğlum Google'da arama sen dedeni. Sen eğer bu vatan uğruna canlarını feda eden Anadolu evlatları için, Arap Mustafa'lar için, Kürt Kamiller için ve Yozgatlı Veysel'ler için bir şey yapmak istiyorsan onlara layık bir genç olacaksın oğlum. Senin vatanın için, dilin için ve demokrasin için iyi bir vatandaş olacaksın oğlum. İnan bana onların ruhu da şad olacaktır. Tamam baba. Ben de söz veriyorum. Bu ülkenin demokratik, ileri düzeyde teknoloji kullanan bir ferdi olmak için elimden geleni yapacağım. Yine elini aldın mı Şümeret ya? Ya baba, hadi sinemaya gidelim ya. Çok güzel bir film varmış, Rus Savaşı Rus. Oğlum, 10 dakika elektrik kesildi hemen sinema. Ya baba gidelim, Rus Savaşı kan falan filan. Ya baba Birleşen Gönüller'dir, gidelim ya. Birleşen Gönüller, duydum o filmi. Tamam oğlum gidelim. Ama bence yanımıza bir rolu kağıt alalım. Niye? Ne yapıyorsun o havlu paçeteyle? Oğlum gidince görürsün. Vermem ama paçeteyi ha. Tamam baba.